Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sercan Hocanız Nasılsınız umarım keyifler yerindedir derler arkadaşım keyfin yerinde olması gerekiyor Seninle o çıktığımız yolda Dört aşamalı TET Matematik kampımızın birinci aşamasının son videosuna geldik. O küçük adımlar küçük adımlar diye diye seninle beraber nereye geldiğimizin farkındasındır umarım. Bugün köklü sayılarla ilgili tam da ÖSM tazında sorular çözeceğiz. Yalnız birinci aşama yani bugünden sonra bir haftalık ufak bir ara veriyoruz. Çünkü ufak bir çalışmam var sizlere çok güzel bir... Problemler Kampı'yla geleceğim. Bu ön hazırlık, bunun bir pdf'e geçiş hali olacak. Bir ikinci aşamanın fragman videosunu çekeceğim. Büyük ihtimalle hafta sonuna yetişir. 6 Eylül, 28 Eylül arasında da seninle beraber Problemler Kampı'na, Pro Kampı'na başlayacağız. Ona da hazırlan yavaş yavaş diyelim. Eğer hazırsan birinci aşamanın son videosu için kağıdını kalemini kap gel, haydi gelin başlayalım geldim bile birinci aşama 17. gün köklü sayılara elveda videosu. Hatta birinci 4 aşamalı TYT Matematik kampımızın birinci aşamasına adios videosu. Tamamdır değerli arkadaşım. Dün seninle beraber 16. günde köklü sayılarla ilgili özellikleri, köklü sayılarla ilgili konu anlatımlarını verdim. Dedim ki o gün bu videoda da ertesi günkü gibi yani bu videoda 10 numara sorulara hazırlan 10 numara sorular çözeceğiz dedim. Gerçekten her bir ÖSYM tadında yine söylüyorum bu konuyla ilgili orta kolay arasında sorular gelmiş hep bizim karşımıza. Yine o tarz bir soruyla karşımıza gelecekler. Yani kısacası aslında birinci aşama TYT'nin cebiri dediğimiz kısımda aslında çok bizi zorlamıyorlar. Bizi zorlayacakları yer ikinci aşama ve seninle beraber yeni bir kampa başlayacağız. O kampla beraber gerçekten seni tam anlamıyla problemler kampında o problemler kısmını çok iyi hazırlayacağım. Bana güvenebilirsin. Eğer hazırsan gel bakalım köklü sayılarla ilgili ne tarz sorularınız var. Bugünkü derste her soruda önce sen durduruyorsun, önce sen deniyorsun. Çünkü dün konu anlatımlarını yaptık. Sonra benimle beraber çözümü izliyorsun. Tamamdır arkadaşım. Ve her sorumuz yaklaşık olarak da ÖSYM tadında diyebilirim. Karşımıza çıkması muhtemel diyebilirim. Bir de hepsi de yeni nesil sorulardan oluşuyor. Haydi bakalım. Uzunluğu köküz santim olan Kalemlerinden 6 tanesini uç uça ekleyen Salih oyuncak otomobil ile oyuncak otobüsün boyunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Tamam 6 tane kalemimiz varmış ve bunlar uç uça ekleniyormuş. Otomobil ve otobüsün boyları tam sayı olmak üzere bak bu çok önemli. Her ikisi de uzunlu birer tam sayımış. C noktası son kalemin tam orta noktası ile... D noktası arasındadır. Hmm. C bak C noktası son kalemin tam orta noktasıymış. D noktası. Yani bu C noktası verilen bu kalemin tam orta noktasıymış. Aynı şekilde A noktası da bulunduğu kalemin orta noktası ile B noktası arasında. Yine aynı şekilde A noktası bak buradaki A noktası bulunduğu kalemin orta noktası ile B noktası arasına denk geliyormuş. Buna göre otobüs ile otomobilin boylarının toplamı tam sayı olarak en az kaç santim olabilir diye sormuşlar. Öncelikle şöyle başlayalım mı? Otobüste başlayalım. Hadi gel otobüsün boyunu tahmin etmeye çalışalım seninle beraber. Otobüsün boyu farkındaysan 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane kalemin uzunluğundan büyük. Ancak farkındaysan 6. kalemden de küçük. Tam çünkü C noktasına denk geliyor. O halde ben şunu diyebilirim. Otobüsün boyu her bir kalemin uzunluğu köküşse 5 tane olduğuna göre 5 köküşten büyük olacak. Kim? otobüs neyden küçük olacak? 6 kalemin uzunluğundan. Yani 6 köküçten küçük olacak. Yani bizden istenen otobüsün boyu ile ilgili 5 köküç ile 6 köküç arasında bir sayıymış. Dur bakalım deneyeceğim şimdi. Şimdi 5 köküç. Değerli arkadaşım 5 köküçün bir köklü ifadenin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bilmemiz önemli. Bunu bulmamız için de bütün ifadeleri köklü ifadenin içine atmaya çalışırız. Dün anlattığım gibi 5'i kökün içine atmak istiyorsak derecenin kuvvetini alır. Derecenin kuvveti 2 olduğuna göre 5'in karesinden 25 3 ile çarptığında burası ne yapacaktır? Kök 75. Küçüktür. Otobüs. O da küçüktür. 6'yı aynı mantıkla kökün içine atarsam değerli arkadaşım 6 içeri 36. 3 ile çarptığımda da 108 yapacaktır. Kök 108. Yani kısacası bizim otobüsümüzün boyu kök 75 ile kök 108 arasında. Peki hocam kök 75 yaklaşık olarak hangi sayıya tekabül eder dersen hemen seninle bunu düşünmemiz lazım. Bir köklü ifadenin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsan değerli arkadaşım. Verilen ifadeden önceki ve sonraki Kök dışına çıkan köklü ifadeler yazılır. Ne demek istedim? Kök 75'ten sonra ilk dışarı çıkan sayı kök 81'dir. Önce ise ilk dışarı çıkan sayı kök 64'tür. Bizim kök 75 bu aralıkta. Yani bak kök 64 ne demektir? Dışarı 6 diye çıkar hocam 6 diye çıkar mı hiç 36 pardon 8 diye çıkar kök 81 ne demektir 9 diye çıkar demek ki bizim kök 75 ifademiz 8 nokta küsüratlı bir sayı 8 ile 9 arasında bir sayı bunu anladın değil mi şimdi devam edelim devam edelim kök 108 hangi iki tam sayı arasında benim senin de bunu bulmam gerekiyor hocam kök 108 <laughs> şimdi Ondan önceki ve sonraki kök ifadelere bakacağım dışarı çıkan. Kök 108'den önce ilk dışarı çıkan ifade kök 100'dür. Doğru mu? 10 diye çıkar. Kök 108'den sonra ilk dışarı çıkan ifade kök 121'dir. Yani bu kök 108'in aralığı. O zaman bu 10 ile 11 aralığında bir sayı. Yani 10 küsuratlı bir sayıdır. Otobüsün boyu. Şimdi sayı doğrusu çizersem daha net anlayacağını düşünüyorum. Bak 8, 9, 10, 11 olsun. Kök 75 8 ile 9 arasında bir sayıydı. E, kök 108 de 10 ile 11 arasında bir sayıydı. Bu aralıktaki tam sayıları alabilir otobüsün boyu. Adam demiş ki otobüs ile otomobilin boyları toplamı tam sayı olarak en az kaçtır. En azı bulmak istiyorsam verebileceğim en küçük tam sayı veririm. Çok güzel hocam bulduk bile. Otobüsümüzün boyu, otobüsümüzün boyu görül ya 9 verebilirdim ya 10 verebilirdim. O zaman 9 olarak vermiş olurum. 9 santim olarak buldum. Aynı mantıkla otomobil boyu bulacağız. Hadi yazalım. Otomobil boyunu bulalım. Otomobil. Evet. Otomobilin boyunu hesaplayacağım. İyi izle. 1, 2, 3 tane kalem boyundan uzun. Ama dördüncü kalem boyundan kısa. O zaman üç kalemden dört kalem arasında bir yerde yer alacak. Üç kalemin boyu her biri köküç olduğuna göre üç köküç. Bu kim? Oto oto diyelim artık otomobile. E, 4 kalemden de küçük olacağına göre her bir kalemde köküç olduğuna göre 4 köküçtür. O halde haydi gel düzenleyelim. 3'ü içeri atarsam 9 kök 27 olarak girecek. Oto içeride kaldı. 4'ü içeri atarsam 16 3 ile çarptığında kök 48 yapar. Şimdi hemen hesaplayacağız artık. Kök 27 hangi kitap sayı arasında? Öncesinde kök 25 vardır sonrasında 36 vardır kök. 5 ile 6'ya denk gelir o zaman bu 5 küsur adlı bir sayıdır. Mantığı anladın değil mi? Kök 48'den önce kim vardır? Kök 36 dışarı çıkan. Kök 48'den sonra 2 kim vardır? Kök 49. 6 ile 7. Yani 6 küsur altı bir sayı. O halde sayı doğruluğunu çizersen şöyle gösterelim. 5, 6, 7. Bizim kök 27, 5 ile 6 arasında bir sayı. Kök 48 de 6 ile 7 arasında sayı. Bu aralıktaki verebileceğim tek tam sayı var. O da 6'dır. O halde şuraya da yazalım. Otomobilin boyunda bulduk. Bu da 6 santim. Benden istenen neydi? Hop nereye gittin? Oto 6 santim. Hemen bir kez daha yazdım. Bir dakika şunu çözemedim. Kaç yıldır aynısını yapıyorum. Neden yaptığını bilmiyorum. Yazdıktan sonra siliyor bir anda. Uzun süre basınca sanırım. Şimdi otobüs ile otomobilin boyları toplamı. otobüsü 9 buldum. Otomobili 6 buldum. Topladığımda en az 15 santimle doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekir ki. Bence tam 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 da ÖSYM tadında bir soruydu. Farkındasın değil mi? Haydi gel bakalım yolumuza devam edelim. Bu arada sesin biraz kısık olduğunu fark ediyorsunuz, çatallı geliyor. Klimanın havaları o kadar sıcak ki. Size var ya yemin ediyorum anlatamam. Bir de Şile'de inanılmaz bir nem var. Nemden dolayı bak klimayı açıyorum. Bugün açmasam videoyu çekemiyorum. Her yerimden ter akıyor. Ya yani ellerim falan, avuç içlerim ter oluyor. Şu bile engellemiyor öyle söyleyeyim. Klimayı açınca da sesi mahvetti benim. Artık inşallah havaların soğumasına dua ediyorum. Yani şu klimayı çalıştırmamak adına. Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D birer reel sayıdır. Bu harflerin belirttiği sayılar arasında A çarpı B artı D eşittir. C bağıntısı vardır. K'nın değeri aşağıdaki aralıklardan hangisiyle bunlar? Bu da güzel bir soru. Kural bununla bunu çarpacaksın diyor. Hadi çarpalım. Yani şu iki ifadeyi kök 5 eksi köküş çarpı kök içerisinde 5 artı kök 3'ü çarpacağım. E sonra bunları kime ekleyeceğim? Yanındaki D'yi ekleyeceğim. Yani yanındaki kök 30'u ekleyeceğim. Ve bu bana kimin sonucunu verecek? K, K ifadesinin sonucunu verecek. Tamam mı? bulduk aslında. K'nın değeri hangi aralıktadır diye tahmin etmemiz isteniyor. isteriz buluruz. Yani şöyle diyeyim. iki ifade çarpılıyor. İçteki ifadelere dikkat etmeni istiyorum. Dıştaki köklerin dereceleri aynı. O zaman içindeki ifadeleri tek kök halinde yazabilirim. Nasıl yazacağım hocam? Aha da şöyle. 5 eksi köküş çarpı 5 artı kökü şeklinde tek kök halinde yazarım. Çünkü köklü ifadelerde çarpmış yapıyor yapılırken derecelere bakılır aynısı işler çarpılırdı. Artı dedim kök 30. Değerli arkadaşım şurası bana tanıdık geldi. Bir aynı ifadenin eksilisi bir aynı ifadenin aynısı çarpılıyorsa iki kare farkı vardır. Bunu nasıl kapatıyorduk? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkararak. Buraya da bir de kök işaretimi koydum. Artı kök 30. E hocam 5'in karesi 25. Köküçün karesinden 3 gelir. Ama neyin içindeyim? Kökünün içindeyim. Artı kök 30. Bu bana kimi verecek? Bu bana, bu bana K'yı verecek. Hadi gel K'nın sonucu bulalım olalım? Kök 22 artı kök 30 demektir. Bunu kenarda tuttum. Acaba kök 22 ile kök 30'u topladığında sen hangi iki tam sayı arasını bulursun? <laughs> Şimdi burada sana öyle bir net cevap bulduracağım ki çok dikkat etmeni istiyorum. Şimdi değerli arkadaşım bu tarz net cevap istenen sorularda çünkü kanun değer aralığı hani 7 8 8 9 küçük küsuratlar bir anda bir, bir sonraki sayının tam sayının aralığına sokabilir beni. Bu yüzden buradaki küsuratların da değeri çok önemli benim için. Kök 22 araştırmaya çalışıyorum. Acaba kök 22 hangi tam sayı arasındadır? Ne demiştim demin? İlk ondan önce kök dışına çıkan, ilk ondan sonra kök dışarı çıkan ifadeye bakacaksın. Hocam kök 16 dışarı 4 diye çıkar. Kök 25 dışarı 5 diye çıkar. Yani sen şunu tahmin edebiliyorsun. Burası 4 küsur atlı bir sayı. Ama sen bunun net olarak cevabını vermek istiyorsan şunu deme hakkına sahipsin. Net olarak cevabını tahmin etme hakkına sahipsin diyeyim. Şu aradaki mesafelere bakacaksın. 16 ile 22 arası kaç mesafe var? 6 mesafe var. Daha sonra 22 ile 25 arasındaki mesafeye bakacaksın. <laughs> Çok özür dilerim yanlış söyledim 22-25 değil. Daha sonra 16 ile 25 yani iki uç arasındaki mesafeye bakacaksın. Bu aradaki mesafede kaçtı? 9'du. Şimdi sana bir köklü ifadenin yaklaşık değerini hesaplama yöntemini anlatıyorum. Bu dakikadan itibaren bunun 4 küsuratlı bir sayı olduğunu biliyorum. Yani 4 tane tamı olduğunu biliyorum. Artı diyorum geriye kalan ondalıklı kısmı şöyle hesaplarsın. Bu yan yana olan ikisinin yani küçükle bizden istenen köklü ifadenin arasındaki mesafeyi Tam ikisi arasındaki mesafeye bölerek yani 6 bölü 9 diyerek bu kök 22'nin aslında 4 artı 6 bölü 9 sayısına eşit olduğunu tahmin edebilirsin. Bu net bir cevaptır. Tamam mıdır değerli arkadaşım? Yani biz demin niye yapmadık? İşime gerekmedi öyle bir durum net bir cevap. Çünkü ben aradaki tam sayı bulmaya çalışıyorum. Ama net bir cevap istenirse böyle net bir cevap hiç hesap makinesi kullanmadan kendinde bulabilirsin. Aslında kök 22 yazdığında bulabilirsin. Yoksa nasıl bulacağını çoğu arkadaşımız bile bilmiyordu değil mi? Şimdi mesela kök 30'u hesaplayalım seninle beraber. Hocam kök 30'dan önce kök 25 vardır. Sonrası ise kök 36 vardır. Doğru mu? Doğru. Peki kök 25 5 demektir. Kök 36 6 demektir. Hocam bu sayı 5 5 nokta küsuratlı bir sayıdır. O zaman bir 5 tamı vardır derim. Daha sonra bu iki sayı arasındaki mesafeye bakarım 5. Bu iki sayı arasındaki mesafeye bakarım 11. Daha sonra 5/11 bölü şeklinde toplarım. Şimdi değerli arkadaşım dikkat etmeni istiyorum. Bizden bu ifade, bu if şunu da kutu için alalım. Bu ifade kök 22'nin, bu ifade kök 30'undu. K bunların toplamıydı. Hadi gel toplayalım. 5, 4 daha ne yaptı? 9 yaptı. 6 bölü 9 da 5 bölü 11 toplamaya çalışacağım. Payda eşitleyelim. Bunu 11 ile genişletelim. Bu arkadaşı da 9'da. Düzenlediğimde 9 artı Bak bunu 4 e, bunu 11 ile genişletiyordum. 11 ile 6'yı çarptım 66. E, 5 ile 9'u çarptım 9 kere 5 ne yaptı? 45. Bölü dikkat ediyorsun 99. Çok dikkat et. Çok güzel bir soru çünkü. Şimdi 9 artı. Hocam 66 45 daha ne yapacaktı? E, 6 5 daha. 11 e, 10 111 mi yaptı? 111 bölü 99 yaptı. Şimdi dur. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu K demek. Şimdi bu sayıyı şuraya alacağım. Lütfen dikkatli izle tamam mı? Dikkatli hiç telaşa gerek yok. K sayımız 9 artı 111 bölü 99. Doğru mu? Doğru. 3'e bölünür ama bölmeme gerek yok. Ben bu ifadeyi istersem rasyonel sayı bilgimi kullanarak şöyle parçalayabilir miyim? 99 bölü 99 artı 111'den şimdi 111'den 99'u çıkardığında kaç gerektiğini bulmaya çalışacağım. 21, 12 mi gerekiyor? Evet 12 gerekiyor. 12 bölü 99. Hocam bak buradan bir tam gelir. O zaman K ifadesi 10 artı 12 bölü 99 yapar. Bu bir tam kısmıdır. Hop şurayı bir silelim güzelce gösterelim. Hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika telaşa gerek yok. Burası tam kısmıdır. Burası da küsuratlı kısmıdır. Küsuratlı kısmın farkındaysam basit kesirdir. Basit kesirler 0 ile 1 aralığında olan sayılardır. 10'a 0 ile 1 arasındaki bir sayı eklersem burası 10 küsuratlı bir sayı yapar. O zaman K ifadesinin sen 10 ile 11 aralığında bir ifadenin aralığında bulmuş olursun. Bu da doğru seçeneğini denizli olduğunu gösterir. Sorunun güzelliğini görüyor musun ve değerli arkadaşım 10 numara bir soru çözdük. Buradaki küsuratlar bizim için önemliydi. Neden? Mesela şuradan gelecek 9.5 misal. Sallıyorum buradan 9.5 geldi. Buradan atıyorum 8.3 verirse buradan bir tam gelmez. Ama 8.6 gelirse 6 ,5 11'den bir tam gelir. Bu yüzden küsuratların bizim için burada değerli olduğunu biliyordum. Ben de o değeri net bir cevapla bulmaya çalıştım. Ama bir önceki soruda gerek duymadım. Bunun 8'den sonraki küsuratı gerekmiyor. Çünkü arada tam sayılara bakacaktım. 8 küsuratlı bir sayı deyip geçtim. Tamam mıdır? Sana farkındasın değil mi? 10 numara kral sorular çözüyorum. Haydi bakalım. Bu arada kral sorular dedik de bu kral soruları kim getiriyor karşımıza? Focus Net Angel'ın istasyon serisinden aldığım sorular kazanan arkadaşlarımla hemen çarşambadan itibaren kitaplarını da göndereceğim. Bu hafta ellerine ulaşmış olur inşallah. Sorumuza bakalım. Önce sen bakıyorsun. İki köpeğin yola bırakılan bir kap yemeği olan uzaklıkları yukarıda verilmiştir. Kök 162 kök 242. Şimdi 162'yi görüldüğü üzere şimdi 2'ye bir bölsem bölünüyor sanırım. Ne yapar burası? 81 yapar. 81 ile 2'nin çarpımı 81 dışarı 9 diye çıkar. Aslında burası 9 kök 2 demektir. Tamam bunu temizinden yazdım. 242 kök 242 hop kök 242'yi düzenlemeye çalışalım. Bu arkadaşı ikiye bölersem 1, 2, 1, 121 ile 2'nin çarpımıdır. 121, 11 diye çıkar. Bu arkadaş da 11 kök 2 demektir. Yani bizim köpeğin e, yemeğe olan uzaklığı 9 kök 2. Diğer köpeğin de yemeğe olan uzaklığı 11 kök 2. Soldaki köpek 2 kök 2 santim. Sağdaki köpek de 3 kök 2 santim. Yemeğe yaklaştıkları anda yemeği olan uzaklıkları oranı. Şimdi bu köpek ne kadar daha gelecek buraya? 2 kök 2 daha gelecek. Tamamı toplamı 9 kök 2 ise geriye ne kadar yolu kalacak? 7 kök 2 kalacak. Aynı mantıkla sağdaki köpek için düşünelim. Sağdaki köpek ne kadar ilerleyecek? 3 kök 2. Toplamı 11 kök 2 olduğuna göre geriye ne kadar kalacaktır? 8 kök 2 kalacaktır. Uzaklıkların oranı demiş. Hangisini oranlayacağımı bilmediğim için birine oranlıyorum. 7 kök 2 bölü 8 kök 2. Diğerini oranlarsan kök gitti. 7 bölü 8 gelir. Diğer yani 8 kök 2, 7 kök 2'yi oranlarsan 8 bölü 7 gelebilir. İkisi de doğru cevaptır. Çünkü hangisini oranlayacağımı söylememiş. Olabilir diye sorduğuna göre o halde 7 bölü 8 de doğru seçeneğimizin de Edirne olması gerekir. Hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden çok hızlı gitti bu sefer. Beşinci soruma geldim. Bunun farklı versiyonlarını sordular ve zaten bunun farklı versiyonu temel kavramda da çözdüm. Ama bunu bir de köklü ifadeyle birleştirerek bir soru görünce hemen dedim sizin karşınıza getireyim. Yukarıdaki şekilde iç içe geçirilmiş özdeş, özdeş karton bardaklar verilmiştir. Hocam bir sakin ol. Bir yandan neyi kontrol ediyorum biliyor musun? yayını başlattım mı? Çünkü yayın esnasında yanlışlıkla kapandığı anlar olduğunu bu aralar çok benim dikkatsizliğimden kaynaklı durumlar oluyor. Hemen bir yandan bakarken dikkatimiz dağılmasın. Bir kez daha soruya başladım. Yukarıdaki şekilde iç içe geçirilmiş özdeş karton bardaklar verilmiştir. Tamam soldaki iç içe geçirilmiş 10 karton bardak. Burada 10 tane karton bardak varmış. Yüksekliği 15 kök. Şimdi biraz konuşalım. 10 tane karton bardağı iç içe geçirirsen birinci karton bardağın tam uzunluğu vardır. Hadi gel kartonlardan her birinin uzunluğuna A diyelim. Bu dakikadan sonra da her iki karton bardak arasında bir artık karton uzunluğu oluşacaktır. değil mi? İç içe gel gelen kısımda bir artık karton uzunluğu oluşuyor. Her birinde eşit olacağına göre de onları da BBB şeklinde göstereyim. Burada toplamda ilkine 10 karton bardak varsa tamamda 10 karton bardak varsa... ...biri buraya ait geriye kalan 9 karton bardağın artık kısmı buraya aittir. Her artığa B dediğime göre burası 9B yapar. O zaman ben şunu iddia ederim. Hocam bir karton bardağı uzunluğu olan A ile 9B'yi topladığımda toplam bu soldaki şekil 1'de verilen 15 kök 2 uzunluğu bulmam gerek. Burayı anladığını düşünüyorum. Bunun mantığında daha önce temel kavramlarda bir benzer versiyonu çözmüştüm. Sağdaki 8 karton bardağın yüksekliği 13 kök 2. O zaman yine aynı karton bardak olduğuna göre bir A olacaktır. Bir de geriye kalan B uzunlukları olacaktır. E 8 tanesinden bir tanesi bardağımızın kendi uzunluğu geriye kalan 7 tanesi de artık uzunluktur. O zaman A artı 7B'nin sonucunda ne olmasını beklerim? 13 kök 2. Hadi gel 2 bilinmeyen 2 denklem çözelim. Taraf tarafa çıkaralım. A'lar gitti. 9B'den 7B'ye çıkınca 2B. Hocam 15 kök 2'den 13 kök 2 çıkınca 2 kök 2. İkiler de birbirini götürse B'yi kök 2 bulmuş olur. Tamam sen B'yi buldun bir de A'yı bulman lazım. Şimdi şu herhangi bir denklemde yerini yazalım. Gel şu yukarıdaki denklemde yerini yazalım. Ne olacak burası? A artı 9B'dir. Burası B'yi kök 2 bulmuş. 9 kök 2 eşittir 15 kök 2'den. Karşıya atar a'yı yalnız bırakırsam 15 kök 2 eksi 9 kök 2'den a'yı buradan 15'ten 9 çıktığında kaç kalacaktır değerli arkadaşım? 6 kök 2. Yani bardağın bir uzunluğunda, bir bardağın uzunluğunda 6 kök 2 buldum. Bana 20 bardak iç içe geçmiş olsaydı yükseklik soruluyor. Şimdi 20 bardaktan bir tane A gelir. Kendi uzunluk gelecekti. 20 bardağın birini kullanırsan geriye 19 tane de artık bardak uzunluğu gelecektir. A'yı 6 kök 2 bulmuştum. B'yi kök 2 bulmuştum. 19 kök 2 yapar. Köklü sayılarda toplama işlemi yapılırken köklü ifadeler aynıysa kat sayılar toplanırdı. 19'da 6'yı topladığımda 25 kök 2 ile doğru seçeneğimiz ülkemizde Edirne bulmuş oluruz. Evet arkadaşım köklü sayılarla ilgili son yıllarda hep yeni nesil sorularla karşımıza geliyor. Evet bir iki tane hem yeni nesil diyebileceğim hem hani böyle çok standart değil ama standart cebire yakın sorularımız da var ama geneli bu tarz sorulardan oluşuyor, oluşuyor haberinde olsun. Geldim bir diğer soruma. Bu soruyu buraya almamız sebebi bunu TYT'de de sorabilirler AYT'de de. Ama biraz iç içe geçmiş köklü ifadeleri, geçmiş yılları kontrol ettiğimde ve AYT kısmında da böyle sorular geliyor ve bu iç içe geçmiş köklü ifadeler ÖSYM tarafından önemseniyor. Ve bunu tek kök haline yazabilme kapasitesine sahip olman gerekiyor. Ki ben sana bunu anlatmıştım. Gel A'yı gösterelim. İç içe kökler verilmiş ve dışta en dışın en sonunda bir sayı varsa tek yapacağım tek kök haline yazmak istiyorsam dıştaki bu köklerin derecelerini sırasıyla çarpmak. Hiçbir şey yoksa hepsinin 2 vardır. 2 2 4 x 2 8. Kökümüzün derecesi 8. 8. dereceden kök ne olacaktır? 3 olacaktır. Bıraktım. Hemen B ifadesine bakalım. Şimdi B ifadesi biraz daha uzun bir ifade. Şimdi önce dıştaki dereceleri çarpıyorum. 3 var, 2 var, 2 var. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Derece 12 olacak. Bu dakikadan sonra x sayıyı alıyorsun ve yazıyorsun. x sayının sığında kalan köklerin derecelerini çarpıp bu sayının kuvveti olarak yazıyorsun. 2 2 olduğuna göre 2'ye 2'den 4. Sonra sıradaki sayıya geliyorsun 3'e geldim. Onun sığında bir tane köklü ifade var. Onun derecesi 2 olduğuna göre 2 olarak yazdım. Sonra son sayıma geldim. O da 3'tü. Ondan sonra bir köklü ifade olmadığını göre bıraktım. Köklü ifademi yazdım. 12. dereceden. Üstlü ifadelerde tabanlar aynısı üstler toplanır topladığında da 3 üzeri 7 yapar. O halde biz çok büyük yazdık şunu biraz daha küçük yazalım bir dakika. Şöyle yapalım. 3 üzeri 7 olarak bırakalım. Aynı şekilde C ifadesine bakalım. Hemen kökümün derecesini koydum. Derecesini belirliyorum. 6 2'den 12. İlk sıradaki sayımı alıyorum. 3. Sağında kalan köklü ifadenin derecesini getirip kuvvetini yazıyorum. Çarpı 3 olarak bıraktım. Bu dakikadan sonra da değerli arkadaşım bu ifade ne olacaktır? 12. dereceden 3 üzeri 3 değil mi? Tabanlar aynısı üstler toplanır. A neydi? 8. dereceden kök 3'tü. Şimdi köklü ifadelerde kıyaslama yapmak istiyorsan birincisi köklerin, derecelerin eşit olması lazım. 8 volüm ki ek okunu aldığımızda kaçta eşitleyebilirim diye bakıyorum. İstiyorsan hemen gel kenardan 12 ile 8'in ek okuna bakalım. 2'ye böl 6'ya 4. 2'ye böl 3'e 2. 2'ye böl 1. 3'e böl 1. 2'ye 2 4. 4'ye 8. 3 ile çarptım 24. Ha, demek ki bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu 3 ile genişleteceğim. Hop bu 3 olur mu hocam 24 olması için? Bunu 2 ile genişleteceğim. Bu arkadaşı da 2 ile genişleteceğim. Ama biliyorum kökün derecesini çarpmak kuvveti de kuvvetini almak demektir. Yani üstü sayını da kuvvetini almak demektir. Burada ikinci dereceden kuvvet alırım. Burada da ikinci dereceden kuvvet alırım. Düzenlememi yaptığımda kök 24. dereceden 3 üzeri 3 gelir. Diğerinde 24. dereceden kök 7 kere 2'den 14 gelir. Diğerinde ise 24. dereceden kök 3 kere 2'den 6 gelir. Bu dakikadan sonra içteki ifadelerin büyüklüklerine göre karar vereceğiz. Hangisi en küçük arkadaşım? 3 üzeri 3 olan kim o? A ifadesiydi. Kimden? 3 üzeri 6'dan. Kim o? C ifadesinden. Kim geliyor en büyük? 3 üzeri 10'dan. O da kim? B ifadesi. A, C'den, C, B'den doğru seçeneğimin de A, C, C, B denizli seçeneği olması gerekir. Tamamdır değerli arkadaşım. Sıralama noktasında da ya dereceleri eşitlemen gerekiyor köklü ifadelerde ya da üstü sayıya çevirip de düşünebilirsin. Ama hani nasıl ne demek istedin hocam? Bunu üstü sayı olarak 3 üzeri 1 bölü 8. Bunu üstü sayı olarak 3 üzeri 7 bölü 12. 3 üzeri 3 bölü 12 şeklinde de yazabilirdin. Ondan sonra üstü sayı mantığıyla da bu işi götürebilirdin dostum. Geldim yine güzel bir soru. Bence tam ÖSYM tadında diyebileceğim bir başka soru tarzı. Hadi gel beraber inceleyelim. X, Y ve Z sayıları birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. E, X'in de x'inci dereceden kök 3K'ya, Y'nin dereceden kök 3L'ye, Z'nin dereceden kök 3M'ye eşitmiş. Köklü sayılarda çarpma konusunu yanlış öğrenen Turan. Böyle soruları biliyorsun ki ÖSYM seviyor. Bu 3 sayının çarpımının kökün, İçi aynı olduğunda köklerin derecelerini çarptığını düşünerek yanlışlıkla 36. dereceden kök 3 buluyor. Yani aslında K'yı, L'yi, M'yi çarpmak demenin ne olduğunu zannediyormuş Turan. E, X'inci dereceden kök 3, Y'inci dereceden kök 3, Z'inci dereceden kök 3. Bunları çarptığında kaç buluyormuş? 36. dereceden kök 3. Bunları çarpmanın demenin sadece buraları çarpmak demek olduğunu zannediyormuş. Yani X, Y, Z'ninci dereceden kök 3 eşittir. 36. dereceden kök 3'e. İçler aynıysa o zaman buraların da aynı olması gerekir. X çarpı Y çarpı Z'nin 36' yapan ifadeler bulman lazım. 3 tane ifadeyi çarpacağız ve 36 olacak. Bunun tek bir şansı var. Tek bir ifade sayılar verebilirim. 6, 3, 2'den başka. 6, 3, 18, 2 ile çarpın 36. Başka hiçbir üçlü sayının çarpımı 36 yapmayacağından farkındayım. Farklı sayıların aynı sayıları vererek bulabilirsin. X, Y, Z birbirinden farklı olduğu için farklı verebileceğim bir 6, 3, 2 var. Ama X, Y, Z'nin kim olduğunu bilmiyorum. Kafama göre veriyorum. X farz edin ki 6 olsun. Y farz edin ki 3 olsun. Z farz edin ki 2 olsun. Adam diyor ki çarpma işlemini doğru yapılsaydı aşağıdakilerden hangisi elde edilirdi? Hadi gel bunu da üstü sayıya çevirerek çözmeye çalışalım. Bu üstü sayı olarak 3 üzeri 1 bölü 6. Bu üstü sayı olarak 3 üzeri 1 bölü 3. Bu üstü sayı olarak 3 üzeri 1 bölü 2 yapılır. Doğru mu? Doğru. Bu dakikadan itibaren çarpmak demek bu üstü ifadelerde. Tabanlar aynıysa tek taban halinde kuvvetleri toplamak demektir. 1 bölü 6, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 toplamaya çalışacağız. 6 da eşitlenir. Bu arkadaşı 2 ile bu arkadaşı 3 ile genişletirsem 3 üzeri dikkat et. 2 kere 1 2, 3 kere 1 3 topladım 5. Bir daha ne yapar? 6 bölü 6 yapacaktır. O halde değerli arkadaşım 6 bölü 6 bak buradan 2, 5 yaptı. Bir de buradan geldi 6. 6 bölü 6'yı yakalamış oldum. 6 bölü 6'dan 1'dir. 3 üzeri 1'den de Doğru cevabı 3. Doğru seçeneğimi de Adana olarak bulmuş olurum. Yani bizim bu arkadaşımız bu işlemi doğru yapmış olsaydı cevabı 3 olarak bulacaktı. Yine çok güzel bir soru. Yine çok tatlı bir soru. Yine ÖSYM tadında öttüren bir soru. Tamamdır arkadaşım. Geliyorum sona doğru. Son iki soru daha çözeceğim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarz soruların işte türevleriyle karşına geleceklerdir yine senin karşına. Haydi bu da tam ÖSYM tadında bir soru. Bir harita metot defterinin uzun kenarının kısa kenarına oranı kök köküç. Bir dakika bir tane harita metot defteri çizelim. Bunun kısa kenarına k dersem uzun kenarı bunun kök köküç katı kadar olacakmış. Kök Köküç çarpı k. Bu defterimiz tamam mı? Bu defter. Yusuf bir masanın uzun kenarını ölçmeye çalışıyor. Elimizde de bir masa var. Şöyle de bir masa çizelim hadi. Şöyle de bir masa çizelim. Defterleri uzun kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde uç uca yerleştirip masanın kenarını tamamen kaplayarak ölçtüğünde dördüncü kağıdın bir kısmı dışarıda kalıyor. Yani şunları şu yukarıdaki var ya defterin şöyle getirip koyduğunda şöyle getirip koyduğunda şöyle getirip koyduğunda dördüncü defterimizin bir kısmı dışarıda kalıyormuş. Şöyle dördüncü defterin bir kısmı dışarıda kalıyormuş. Şimdi bununla ilgili bir mantık yürütebilirim. Benim bu masanın uzun kenarıyla hakkında masanın uzun kenarını MU olarak göstereyim. Tamam mı? Neyden küçüktür neyden büyüktür? Birincisi dört tane bu defterin uzun kenarın uzunluğundan küçük olmalıdır. Evet, bir tanesi kök 3K ise dört tanesi 4 kök 3K yapar. Neyden büyük olmalıdır? Üç tane defterin uzun kenarın uzunluğundan ne olacaktır? Büyük. Demin çözdüğüm soruya benziyor aslında. 3 kök 3 K'dan da büyük olmalıdır. Bu dursun. Yusuf bir miktar harita metot defterinin kısa, kenar, kısa kenarını kullanarak masanın aynı kenarını aynı şekilde ölçtüğünde son kağıdın masanın ucuna tam denk geldiğini görüyor. Ha, bak bu önemli. Kısa kenarlarla bak ne diyor? Bir miktar harita metot defterim var. Kısa kenarlarla ölçtüğümüzde ise bunu böyle böyle ölçtüğümüzde tam bizim son koyduğum defterim kısa kenar olarak masanın en ucuna denk geliyormuş. Buna göre Yusuf ikinci ölçümde kaç tane defter kullanmıştır diye de bize ne yapmış? Bize sormuş. Şimdi değerli arkadaşım o zaman masanın uzunluğunun hangi iki sayı arasında olacağını, hangi iki tam sayı arasında olacağını bulmaya çalışayım seninle beraber. Üçü içeri attığımızda ne olacaktır burası? Kök 9, 27K mı yapar? Kök 27K küçüktür. Masanın uzunluğu küçüktür. 16'yı 3 ile çarptım kök 48 kaldı. Acaba masanın uzunluğu kök 27 ile kök 48 arasında kaç tane tam sayı değeri var onu bulmaya çalışalım. Şimdi hocam kök 27k ne demektir? Önce ona bir bakalım. Hangi tam sayı arasına? 27'den sonra kök 36. Önce kök 25 gelir. 5 küsur atlı bir sayıdır. Kök 48 ne demektir? Öncesinde 6 sonrasında 49 7 vardır. 6 ile 7 arasında 6 küsur atlı bir sayıdır. 5 ile 6 arasında hangi tam sayı vardır dersen hemen inceleyelim istiyorsan. 5, 6, 7. Kök 27 şuralarda. Kök 48 şuralarda. Arada tek bir tam sayı var. 6. O zaman masanın uzunluğu 6'nın bir katı olmalıdır. E masanın uzun kenarı 6'nın bir katı. Ve bunların her biri, her biri, her biri K olacak şekilde, K olacak şekilde biz ne yerleştiriyoruz? Defterimizin kısa kenarını. Kaç tane defter kullanıldığını defterin kısa kenarına bölerek bulursun. Her tarafı K'ya böldüğümde 6 tane defteri doğru seçeneğimizde denizli olarak bulmuş oluruz. Bu soruyla da beraber Geldik arkadaşım son sorumuza. Yine güzel bir soru, sıralama sorusu. Yeni nesile karıştırılmış sıralama sorusu. Beraber inceleyelim. Aşağıda A, B, C kaleminin uzunlukları verilmiş. Birincisi kök 3 kök içerisinde. Kök 53 birim. İkincisi kök içerisinde kök 40 birim. İkincisi, üçüncüsü de C uzun kalemin uzunluğunda da kök 35 birim. A kalemin ucundan 5 birim. B kaleminden 2 kök 3. C kaleminden kök 5 birim kesiliyor. Ee, A, B, C kalemlerin kalan uzunlukları sıralansın isteniyor. Şimdi A kaleminin A kalanını bulmak için AK olarak göstereyim. Tamamı kök 53'tü. Bundan neyi çıkarmam lazım? 5 birimi çıkarmam lazım. Şimdi sana şunu diyorum. Önce kök 53'ün hangi tam sayı arasında olduğunu bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. Kök 53'ten önce ve sonrasına bakacağım. Kök 64. Öncesinde ise kök 49 vardır. Burası hocam 7 küsur bir sayı. Burası da 8 küsur bir sayıdır. O zaman bizim kök 53'ümüz. Burada ama daha net bir cevap vermemiz gerekecek. 7 ile 8 arasında ama burada küsur da yine bizim için önemli olacak. Sana bir yöntem daha göstereceğim. Şimdi bak çok iyi izle. Kök 49'a kök 53 arasındaki kaç sayı değeri var? Kaç yani kök 53 kök 49'a ne kadar uzaklıkta? 49, 50, 51, 52, 53 4 birim uzaklıkta. 53 64'e kaç birim uzaklıkta? 11 birim uzaklıkta. O zaman ben bu kök 53'ü şurada 7 ile 8 arası olarak şu bir dakika şunu çubuğu bir sileyim. Tam ortasına da buçuk dersem kök 53 kime daha yakın? Kök 49'a. Çünkü 4 birim uzaklıkta. O zaman şunu iddia edersen 7 ile 7,5 arasına bir sayı. Tamam mıdır arkadaşım? Bu çok önemli yalnız. Şimdi 7 ile 7.5 arasında bir sayıdan 5'i çıkarırsan yani 7.2 gibi bir sayıdan 5'i çıkarırsan 2.2. Yani hatta şöyle diyeyim. Şu A'nın kalan kısmının A'nın kalan kısmının 2 ile bak şöyle düşün. Şimdi 7 ile 7.5 arasına çıkardığında 2 ile 2.5 arasına bir sayı bulmuş olurum. A, K için. Şimdi geldim. A, şey, B, K için. B'nin kalan kısmı. Çok dikkatli dinle burayı da. Kök 40'tan 2 kök 3'ü çıkaracağım. Bu 2'yi de içeri atarsam kök 12 yapar. Kök 40 hangi ikisi tam sayı arasında? Önce onu hesaplayalım. Kök 36 ile kök 49 arasında. Hocam burası 6 yapar. Burası 7 yapar. Şimdi 6 ile 7 arasında mı? kök 40 kime daha yakın? Kök 36'ya. 4 birim uzaklıkta. Bu arkadaşa 9 birim. O zaman bu sayı bu sayı 6 ile şöyle yapalım. 6.5 buçuk arasında. Kök 12 hangi sayı arasında? Onu bir hesaplayalım. Kök 12. Kök 12 kök 9 ile kök 16 arasında kime daha yakın? Yine kök 9'a. Yani 3 ile 4 arasında yine burası da ne olacaktır? 3 ile 3,5 arasında bir sayı olacaktır. Değil mi? Şimdi buraya dikkat ettiğine değerli arkadaşım. İkisi arasındaki fark sorulduğuna göre de biz yaklaşık olarak bu sayı değerini kime daha yakın bulacağız? Arada 3'e daha yakın. 3'e 3 çıkacak hatta burası. Yani bu yaklaşık olarak 3 sayısına daha yakın. Bu yaklaşık olarak 2'ye daha yakın. 3'e daha yakın. C, bulalım. C'nin kalan kısmını. Kök 35'ten neyi çıkaracağım bu sefer? Kök 5'i. Şimdi kök 30. Niye hocam burada çok küsurata kadar takılıyorsun? Çünkü değerli arkadaşım sayılar o kadar yakın verilmiş ki. Normal 7 ile 8, 6 ile 7 tam aldığımız zaman bu sefer ikisinde de birinde 2 ile 3 arası çıkıyor. Diğerinde de 2 ile 3 arasında çıkıyor. Hangisini alacağına tam karar veremeyebilirsin. Bu yüzden sana tam küsuratlı olarak 6 ile 6 buçuk arasında mı? 7'ye kadar gelmeden tam ortasından önce mi sonrası diye karar verdirmeye çalışıyorum. Kök 35'ten önce kök 25 sonra ise kök 36 vardır. Kök 36 6 bu 5 diye çıkar. Yalnız kök 35 36'ya daha yakın olduğuna göre o zaman bu sayı bak 5 buçukla kök 35 6 arasında bir sayıdır. Kök o 5 hangi iki tam sayı arasındadır? Öncesinde kök 4 vardır, sonrasında kök 9 vardır. 2 ile 3 arasında ama kime daha yakın? 2'ye daha yakın. Bu kime daha yakın? 6'ya daha yakın. 6'ya daha yakın 5.9 seçelim. 2'ye daha yakın 2.1 seçelim. Çıkardığımızda 3.7 gibi bir sayı. Yani CK'nın CK'nın 4'e 4'e daha yakın bir sayı olduğunu, yaklaşık 4'e doğru giden bir sayı olduğunu, BK'nın yaklaşık 3'e doğru giden bir sayı olduğunu, AK'nın da yaklaşık 2'ye doğru giden bir sayı olduğunu. Çok küçük nüanslarla da incelemen gereken bir soruydu. Kalanların uzunluklarını sıralarsam en küçük A, sonra B, sonra da C. Doğru seçeneğinde tam tersi yazalım. Çünkü büyükten küçüğe demiş. CB'den B de A'dan büyük olmalıdır. Doğru seçeneğinde Denizli olması gerekir? Bu soruyla beraber birinci aşamanın evet arkadaşım TET cebir kısmını seninle beraber bitirmiş olduk. Ha, hemen ödev sorunuzu da bırakalım. Artı bir netin çözümlerini artık biliyorsun Sercan Hoca'nın Instagram hesabında hızlı olmaya çalışıyorum. Biliyorum arkadaşım bazen aksattığımda hikayeler kısmında da sizin karşısına getiriyorum. Bundan sonra ne yapacağız diyen arkadaşlarım için ikinci aşamaya geçeceğiz. Pro kampına geçiyoruz. 6 Eylül'den itibaren öncesinde fragmanıyla olayı size anlatacağım. Bu hafta birazcık tekrarlarımızı yapalım. Tabii ki de artı bir net videolarımız devam edecek. Bu hafta kanala video atmaya. Ancak bununla beraber benim bir ön hazırlığım olacak. Pazartesiden itibaren de ikinci aşamamıza seninle beraber problemler kampına geçeceğiz. Eğer değerli arkadaşım bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan kanala abone olup... Önce videoyu beğeniyorsun tabii yorum yapıyorsun. Sonra kanala abone olup zil sesini açmayı sakın unutma. Çünkü efsane kamplarla senin karşısına gelmeye devam edeceğim. Tamamdır arkadaşım her zamanki gibi kapatıyorum. Senin görevin verimli bir şekilde dersine çalışmak. Benim görevim... Ve bir sonraki içeriği faydalı içeriği senin karşına getirmek bir sonraki dersimize kadar bir sonraki videomuza kadar kendine iyi davranman dileğiyle hoşçakal görüşürüz.